Ziya Hurşit, hiç söz dinlemez bu herif. Dinlese böyle işlere de girmez diye. Nerede kaldı senin çorbacı? Bilmem, kahve içer misiniz? Geleli bir saat oldu. Aklın neredeydi, istemez. Laz İsmail, tamam. Bu kez işim bitik, Sarı Paşa. Dehşet, yukarıya bak. Tamam, ok çıktı yaydan oğlum Kerim. Ya Devlet Paşa, ya Kuzgun Leşe. Tanınmaktan korkmasa, kalırdı mendil sallamak için. Kırığını geçirmeye geldi sultanım. Lazoğlu vurunca Sarı Paşa'yı, dünyaya attık torbaya. Beceremezse, cıv! Sıkacak son kurşunu kafasına! Gülcemal! Kim takmış acaba bu adı? Kodamanlardan biri elbet. Dur ya! Gülcemal denilen karı Naciye! Laz İsmail'in ballı naciyesi. Tüh yüzüne Kerim! İnsan ballı naciyeyi tanımaz mı? Tanımakla peşine düşüp, herifin dönüşü ya var ya yok. İsmail neden sonra çıktı güverteye? Çünkü gider ayak kamerada çöktü Naciye'nin iman tahtasına. %100! Nereden mi bildim? Kendimden! Hoş gelmişsin pasam. Keyifler nasıl? Bira mı pasam? Bira. Soğuk mu? Soğuk barba politiz. Peki pasam. Hakkı var küçük efendimiz. Geçemedik komitacılıktan devlet adamlığına. Böyle günde Naciye'nin... Sağ ol. Birini gönderebilir misin bizim Cangöz'e? Cangöz? Dün mükellil canım. Çok acele edersin. Hemen gelsin. Peki pasakum. Kovardalık mı etmekteyiz yahu? Karıyı vapurda gördük. İşimizin ardını kovalamaktayız. Şart olsun, Endarisi'nin altında hiçbir şey yoktur bunun. Sabahın kalemera Kerim abimiz. Pes! Ödümü kopardın. Neredesin bunca zamandır? Haberini alınca koptum geldim. Buyur, emrin. Bira gelsin, soğuk. İznin olursa konyak içelim ki bütün gün konyak gitsin. Duydun ya barba politiz! Hadi çabuk! Nasıl bir şey arzuladın Tosun abiciğim? Elimde bir Rus prensesi var ki... Hıs! Günaha sokma beni, sabah sabah! Nedir peki? Niyetli değildin de neden istedin beni yel yeperek? Bizim başımızda münasebetsiz bir iş var. Dost hatırı. İsmail vardı ya bizim. Çarşıda güpe gündüz
Kuyumcuyu vurup dükkanını soyan? Bilinmez mi? Laz İsmail. Ne olmuş Laz abiye? Bana lazım İsmail. Nerede onun evi? Vallahi Kerim abi, çoktandır gördüğüm yok. Birkaç kez karı istedi, götürdük. Sonra duydun elbet. Feriköy'deki karnıyarık Fotin'in evinden Naciye'yi çekti, kapattı. Ballı diye bilinir memlekette. Nerede bu sokak? Numarası kaç? Vallahi... Sokak dedim, dümbük! Numara dedim, hadi! Canımı sıkarsan, sıkıldığımı bilirsin, ne yaparım? Şard olsun Kerim abi, şard olsun, haberim yok. Çok mu lazımdı? Hemen mi? Yarına kalsa kolaydı. Daha söylüyor. Fırla! Al gel, gecikti mi? Kulaklarını ikisini de keserim bu kez. Yürü! Şimdi, şipşak! Giydi rezil, niyete ayak kirasını artırmak. Bir gün seninle de. Спасибо. Kimdir o? Ben. Ne demek ben? Yoluna git edebinle, yararım kafanı. Kerim abim. Kim? Yok benim öyle abim. Ziya Uçlar'ın evinde. Dur bakayım. Açıl biraz yüzünü görelim. Hayrola, yaramaz bir şey mi? Hele bir gireyim. Şaşırdım, yıkanmıştım söyleme sahip. Çıkarma papuçlarını, geç geç. Hacı evi değil ki namazımız sakatlansın. Rahatsız ettim Naciye Hanım, kusura bakma. Yoktu başka yolu. Neymiş, neymiş başka yolu olmayan? Hele çıkalım yukarı, kolay. Nasıl buldun burayı Kerim abi? Hiç gelmiş miydin bizimkiyle? Buldum. Bulurum ben. Aradın mı bulurum. Nereden bu geliş, uzaktan mı? Nedir hayrola? Ne işin vardı Gülcemal vapurunda? Sen neredeydin? Görmedim. Geçirmeye mi geldin de? Ne götürdün çantada? Hiç. Hiçbir şey. Niçin İzmir'e gittiklerini söyledi mi sana İsmail? Yo, sormam ki söylesin. Ne vazifem? Erkek işine karışmayacak akıllı karı. Ziya Hürşit abimle gittiler. Akıllıdır Ziya abi. Kötü işe sokmaz arkadaşını. Bana acır çünkü. Vay canına! Ziya Hürşit de bunun tadına bakmış. Niye daldın? Yoksa kötü bir işe mi gittiler bunlar? Bombalarla tabancaları sana taşıttılar değil mi yiğitliğine güvenip? Yok haberim. Ne bombası? Yahu siz delirdiniz mi? Dilekçe mi verdiniz bizim hapishasın diye? Başıma gelenler. Yoksa yakalandılar mı? Bir muhbirliyen mi oldu? Uzatma! Soran olursa vapura vapura gitmedin. Hiçbir şey de götürmedin. Kızı bu işe karıştırmayın dedim. Neyse. Dediğim gibi, polis sorarsa görmedim, bilmem. Korkarım ben. Polise götürürlerse ödüm kopar benim. Verme beni polise. İstesen vermezsin. Duydum, ipten adam alırmışsın. Gönül olursa. Ne yaptınız kamerada İsmail'le? Kayıptan bilici misin? Nereden bildin kamerada olanları? Bilirim ben. Yıktı mı her ev seni gider ayak Gülcemal'in yatağına? Boş ver, hiç kıymeti yok. Deme, kalıbın adamı değil mi sakın? Yok, iştahlandığınla kalırsın. Ne oluyor demeden bir bakarsın, dönüp uyumuş herif. Ah, boynumu kopardın, ellerin kırılsın.
Ne oluyor, kimsin? Ah, sapıttı. Tanımadın mı beni? Harıldadım da korktum. Vaktiyle biri öldüydü koynumda. Kim? Kim olacak? Müşteri! Üstüne bir şey alsana, kahpe! Almayacağım işte. Kız sen, ulan canıma mı kastettin canavar? Bir konyak vereyim mi? Git işine cadı. Tüh! Allah kahretsin. Dikiver şunu. Höst! Öldürmeye kastın mı var beni? Defol! Aldırma tosunum, koca karıdır. Baktı ki açılmıyor, gider biraz gezer gelir. Keyfimize bakalım biz. Eyvah İsmail! Öldürür bizi! Sus! Bir halt edemez! Naciye Hanım! Kerim Bey! Öldünüz mü be? İsmail değil. Hay Allah cezanı versin, Bayitarların yüz karası! Bekle! Kusura bakma Baytar, uyuyakalmışız. Kubura düştün sandım. Buyur, geç yukarı. Rasim abimizdir bu bizim. Canımız ciğerimizdir, yiğitlik de pirimizdir. Konya'ya hemen yetiştirmedin mi, eyvahtır halimiz. Dünden beri aramadığım yer kalmadı. Bereket, memleketin bütün pezevenkleri tanıyor da seni. İstemez. Cam göz dümbüğü mü söyledi? Cam göz dümbüğü söylemekle halt mı etti? Hadi, giyin de çıkalım. Hele dur, bir şekil düzen verelim. Gerdeğe girecek değilsin. Uzatma. Nerede bunun ceketi şapkası? Çabuk! Tadını kaçırdın. Uzatma! Geç kalma. Gelirken de bir şeyler getir. Biraz İsmail'in laftosu değil mi bu kaltak? Tanır mıydın daha önce? Yok. Yok da nasılmış? Herifi surat eşe. Yeni mi bu icatlar? Cumhuriyet töresi mi? Komitacılıkta karıyı emrenmek var mı? Bırak, çürüdük hepimiz. Bombalarla tabancaları buna taşıtmışlar. Aptal herifler. Karıştırmayın şu karıyı diye o kadar tembihledik. Kuşkulanınca aramayacak mıyız ardını? Nereden bildin taşıttıklarını? Vapura girerken gördüm, anladım o saat. Soruşturmaya gittiğinde de seni salıvermedi. Yiğit karı herifin yatağını boş komazmış meğer. Valilik yapmış iddiaçısın, yakışır mı sana? Ciğer hocası kesilme başıma, suç yabana gitmemesi mi? Bırak şimdi, ne oldu, ne var? Neredendir dostlukları Ziya Uçut'un İstiklal Mahkemesi Başkanı'yla? Bilmem, yoktur dostlukları, kim dedi? Yeni bırak,
Dost değiller de neden gidip 3000 lira istemiş siyah kel heriften? Daha kötüsü kendinden çıkarıp vermiş. Olmaz öyle şey. İstiklal Mahkemesi'nin örtülü ödeneği yoktur benim bildiğim. Yalan. Sana ya da Şükrü'ye böyle bir işten söz etti mi Ziya Avuç? Yok. Öyleyse bir biteliği var bu işte. Amma yaptın ha! Artık ne acet, kendimizden de şüphelenelim. Neden çıkarır verirler? Ziya Urşit bir yıldır suikast diye bağırarak geziyor. Bir de imza işi var. Ne imzası? Şükrü bir mektup yazmış Sarı Efe'ye. Parolu olarak da tütün işinden bahsediyor. Yahu siz delirdiniz mi? Haydiye tüccarı mısınız ki mektup yazıp? Ne hacet? Ya fatura kesseydiniz bari! İşin kötüsü, mektubu Ziya Uşit'e verirken bana da imzalattı. Bu 3000 lira işini duyunca... Aman arkadaş, bu mektubu geri almanın ya da yırtırmanın yoluna bakalım. Meraklanma, hemen bir telgraf çekerim İzmir'e, abidin görür bu işi. Abidin İzmir'de mi? İzmir'deyse neden Saray Efe'ye mektup yazdırdı Ziya Uşit? Hele bana imza ettirmek için neden o kadar zorladı? Yahu biz eskiden de bu kadar alık mıydık? Mono conda sui no morfi soi. Hadi biz düşüne taşına girdik bu bela. Ya Kemal Bey'in günahı ne? İlincisine, nereden geldi aklına? Bu rezillere cesaret vermek için küçük efendi de bu işin içinde dedi. Aman değil mi? Kötüsü gelirse, bu herifler çözülüp her şeyi söylerse. Aman Rasim ölmeli daha iyi. Hemen gideceksin, küçük efendimizi bulacaksın. Şeytanın bilmeyeceği bir yere saklayacaksın. Hiçbir şeyden haberi olmayan adama, hadi kas saklan biraz nasıl denir? Suikastin şakasını ettirmeyen adama. Orasını bilmem, bir şey uydur. Hele hele biraz daha oturalım da. Yok öyle şey. Mıymıntılık etme. Sen köprü başına gazeteci kurşunlamış adamsın. Hadi fırla! Bu dünyada tek nargile rüşvetine dayanamadım der küçük efendi. Neden kabullenmiş küçük lafını Kemal Bey? Talat'a büyük efendi denildiğinden mi? Değil. Kemal Bey'in üzerinde hiçbir zaman küçük olmaz bu laf. Ne dediydi bir gün boş bulunup rahmetli Ziya Gökalp? Bunca yıl işin içindeyim, bizi Talat mı idare ediyor, Kemal mi? Anlayamadım dediydi. Doğru. Otur, otur. Görüşemedik çoktan. İyi ettin de geldin. Geçenlerde yazıhaneye gelen Ali İhsan'a sormuştum seni. Görmedim epeydir dedi, bir de göz kırptı. Ne demektir o? Günahımı alırlar. Bilmez değilsiniz ya. Ayasofya'nın cuma namazından çıksam... ...hovardalıktan geliyor derler. Oysa geçti değil mi? Çoktan unun eridin, eleğini duvara astın. Az evvel yazıhanenize uğradım. Oradan geliyorum. Yemeği burada yersin. Birer kadeh içeriz. Bakalım iyi gelir mi? Boşuna telaşlandırdı bizi avanak baytar. Bir Ziya Urşit'in suçlamasıyla ne olmak ihtimali var? Nerede bizim baytar beyimiz? Sövüp sayıyor mu gene rakı gücüyle hükümete? Şükrü kışkırtıyor bunları. Söz anlatamıyorum. Girin! Hayrola? Ne müjdesi getirdin böyle koşarak? Koşmadım. Önemsiz. Hiç önemsiz. Belli, belli. Söyle gelsin. Efendim, Kerim Bey uğradıktan sonra... ...hana iki polis gelmiş. Siyasi şubeden. Seni sormuşlar kapıcıya. Sorduğumuz duyulmasın deyip gitmişler.
Hemen çırağı yollayıp müdüriyete bizim mukayyede sordurdum. Çok önemli. Gizli emir. Ankara'danmış. Sıkı göz hapsi demiş. Bir bize miymiş bu emir? Bir bize olur mu? Bazı büyük paşalar, mebuslar. Ne dersin buna sen Kerim Ağa? Kaçalım derim Kemal abi. Savuşup bir yere gizlenelim derim. Neden? Terakkiperver Parti'nin kodamanlarını kolluyorlar. Olur. Haklı adamlar. İsyan çıktı doğuda. Bastırıldıysa da örfi idareler duruyor. İstiklal mahkemeleri çalışıyor. Biri jurnal vermiştir işgüzarlık edip. Olmaz efendim, yiğitliğin dokuzu kaçmak. Bir işim var benim bilmediğim. Kaçmayı gerektiren bir suçumuz yoksa çok tehlikelidir kaçmak. Yok bir şey değil mi Kerim? Benden habersiz girmedin bir işe. Durmanın zamanı geçti Kemal abi. Ayaklarını öpeyim. Hemen giyin savuşalım. Yarın Ziya Huşit Sarıpaşa'yı vuracak İzmir'de Kemal abi. Sen de katıldın mı böyle bir işe sakın? Katıldın mı benden habersiz? Yok. Hiç girer miyim? Senden habersiz girilir mi? Yoksun da bu telaş neyin nesi? Savuşalım efendim. Canı selamete atalım, orada konuşalım. Yok. Bu durumda kaçmak suçu kabullenmektir. Olmaz. Senin de bu işe karıştırdılar adını. Kim? Ne gibi? Nasıl, ne cesaretle? Şükrü. Rasim. Neden ama? Sen işin içinde olmayınca yanaşmamış Ziya Hurşit. Ne zaman duydun bunu sen? Bana niçin haber vermedin? Bu sabah duydum. Namussuzum ki haberim yoktu. Ayaklarını öpeyim. Davran abi. Davran, hemen savuşalım. Nedir bu panik? Toplan. Salt, ölümün çaresi yoktur. Git bir araba ayarla. Şoförü güvenilir olsun. Caminin yanında motoru açıp tamir eder gibi seni beklesin. Şu küçük kolt nerede? Alıverseydiniz. Silah mı? Niçin? Ne olur ne olmaz. Vazgeçemediniz tabanca oyunlarından. Muhalefette düşürmediniz elinizden, iktidarda hiç bırakmadınız. Anlatamadık tabancayla devlet idare edilemeyeceğini. Talat Paşa'dan yadigar değil miydi? Alıverelim şunu. Peki Abdal Kerim oğlum. 40 yılda bir sözünü dinleyeceğim. Araba hazır, caminin yanında. Delirdiler mi bunlar? Böyle saçma sapan kıskançlıklarda iktidar kavgası mı yapılır? Vatan millet lafı edenler var. Mübadil mallarını bölüşüyormuş kodamanlar. Usul parayla satılmış bu yer. Şeyh Sait ayaklanmasını bahane edip takdiri süküm kanunu çıkarılmış. Niyetleri terör yoluyla diktatörlükmüş. Yaşanmaz hale gelmiş memleket. Böyle diyorlar. Suikastle mi düzelirmiş bunlar? Suikastle ele geçirdiğini suikastle geri alırlar senden. Ziya Hurşit maskarasıyla girilir mi bir işe? Yok, sarı efe denilen rezil. Giritli Şevki de var mı aralarında? Hı hı. Nasıl da belli. Yahu İzmir valisine hafiyelik ettiğini bilmeyen mi var Şevki'nin? Mehmetçe'den habersiz sigara yakamaz Şevki. Anlaşılıyor neden batırabildik koca imparatorluğu 10 yıla varmadan. Suikastçiliğe yatkın serserilerde iş yapmaya kalkarak. Gideceğimiz yer güvenilir mi? Rahatsız etmeyin. Semra Hanım, Şefik Paşa'nın duludur. Şefik Paşa? Tanır mıyım? Tanımazsınız. Bizim rahmetli Enver'in orduyu temizlerken ilk emekliye ayırdığı paşalardan. Sağ mı paşası? Çoktan, sizlere ömür. Nereden dostum? Ha, dur bakayım. Anladım. Yalansın Kerim. Tüh, Allah belanı vere. Rasim'i unuttuk Novatli bahçesinde. Gelmediğimi görünce işkillidir. Savuşur.
Babam da yiğittir arkasını iktidara verince. Aslına bakarsan kendimizi aldattık komitacılıkla. Boşuna telaşlanmaktayız abi. Ele vermez bizi Ziya Burçik. Zihninde adam öldürme fikrini taşıyan çabuk çözülür. Lan şurada dur. Dediğim gibi, önce Gurbet Alı'ya, Bostan'a gidersin. Sonra Beşiktaş'a çıkar, katil Niyazi'yi bulursun. Arkadaşlar iyi mi ettiler adımızı bu işe karıştırmakla? Benim durumumda biri ne kadar çabalasa da politikanın dışında kalamaz ki zaten. Adımı düşmanlarım kadar dostlarımın da kullanabileceğini düşünmeliydim. Evet, girin. Rahatsız etmedik ya, kahvaltınızı getirdik. Yok canım, bakalım şu gazetelere. Baksana, kelime yok Sarı Paşa'nın İzmir gezisinden. Ben de fark ettim. Gece fazla oturmuştur. Uyuyakalmıştır. Uyandıramamışlardır. İzmir'e giden kabadayılar da gazeteyi alıp baktılarsa mutlaka pirelenmişlerdir. Sen olsan, içimizden biri kelleyi kurtarmak için ihbar etti demez misin? Ne arasın onlarda sizdeki akıl efendim? Zümrü Hanım şüphelenmedi mi? Ne diyecek evden çıkmayışımıza? Ben çıkacağım. Hasip Ağa'ya telefon edeceğim. Bakalım duyduğu bir şey var mı? Haberler kötü abi. Yazıhanenin telefonu cevap vermiyor. Hasip, iki eli kanda olsa kapalı bırakmaz orasını. Belki sorguya çağrılmıştır. Öyle sanırım. Bizim evde göt hapsinde. Nasıl öğrendin? Bir otomobile binip çevreyi dolaştım. Halkına yorgan asmışlardı. Sorup gitselerdi, sadece pantolon asarlardı. ...18 Haziran tarihli resmi bildiri. Gazimize karşı tertiplenen bir suikast meydana çıkarılmış... ...ve tertipçiler yakalanıp niyetlerini itiraf etmişlerdir. Olay İstiklal Mahkemesi'ne verilmiş... ...mahkeme heyeti davayı yerinde inceleyip... ...sonuçlandırmak için İzmir'e doğru yola çıkmıştır. Hafsalam almıyor Kemal abi. Ziya Hurşit ele vermemiştir, suçu yüklenir. Ne kadar kodaman katarsam ceza o kadar bölünür... ...hepimizi asamazlar diye düşünmüştür. Belli olmaz. Söyleyebildiklerini seni kurtarırız da demişlerdir. Haklısın Kemal abi. Hiç vakit kaybetmeden sınır dışını tutmaya bakalım. Gurbet Alı da nerede kaldı?
Korkmasın Semra Hanım. Anlayacak işi. Resimlerimizi basacak gazeteler. Başka bir yer bulacağımızı söyle ki süründürürler beni diye telaşlanmasın. Yok sanmam. Osmanlıdır. Ama gerekirse söylerim. Ne yapıyorsunuz burada? Şefik Bey'le fısıl fısıl. Yok bir şey, dertleşiyoruz. Haklısınız. Bütün memlekette erkeklerin ağzını bıçak açmıyormuş. Ne var, ne olmuş? Medeni kanuna göre bizi başınızdan savamayacaksınız artık. Boşadım, boş ol diyerekten. Yönetmelik çıkmadan önce de siz bu şartın dışındaydınız efendim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ayrıca kadınlar da canları istediği zaman beylerini boşayabilecekmiş. Yaşasın Cumhuriyet! Etme bulma dünyası. Hadi buyurun sofraya. Gurbet haladır, ben açayım. Hoş geldin, buyur. Gözlerimiz yolda kaldı Gurbet hala. Hayrola? Yok bir şey halacığım. Seni çok özlemiş Kerim Bey de, ondan çağırtmış. Buyur geç şöyle, soluklan. Kahveni kendi elimle yapacağım. Ayıplamayın kılığımı, değişemedim. Alıverdim çarşafı üstüme. Estağfurullah. Ödüm koptu Kemal diyeceksin diye. Üstüme iyilik sağlık, neden? Beni Vali Şefik Bey sanıyorlar burada. Unutma, Şefik. Kim demiş, Vali Bey sanıyorlar da... ...Kalfa neden Nazır Paşa istiyor sizi dedi. Allah Allah, sizi dinleyemedim hiç. Belli etmediler tanıdıklarını katiyen. Uyun bakalım, ne oldu? İskelede gazeteci Gazi Paşa'ya suikastı yazıyor diye kıyameti koparıyordu. Bununla mı ilgili bu saklambaç? Ne münasebet! Kerim'i bilmez misin? Bire zıplasa birkaç gün görünmez ortada. Bu Kerim keramet sahibi mi? Dört gün sonra ne olacağını bilmiş de savuşalım demiş. Ben vaziyeti hiç beğenmedim. Bunlar size durdurak vermeyecek. Kaç kere dedim ben buna. Bir yolu bulunsun da bu paşalar zagonu bitsin artık dedim. Biraz da ferman başı bozuğun eline geçsin el verir dedim. Bunca adamsınız, bir yolunu bulamadınız. Pör sizi! Ne olacak şimdi? Burası sağlam yer mi? Kala kala bir dul karıya mı kaldınız? Dinle benim. Katil Niyazi'yi bul. Baksın bir motor uydurabilir mi? Etrafı kolaşan etsin. Başka haberler var mı bu iş üstüne? Kimler yakalandı? Gidip gelirken kolla sağını solunu. Para getirdin mi? Getirdim biraz. İstemezdim. Neyse bırakırsın burada. Motor uydurmak imkansız. Boğaz gece gündüz gözetleniyor. En ufak tekneleri bile durdurup arıyorlar. Kerim Bey'i de Yunan adalarına kaçarken yakalamışlar. Şehirde emniyetli yer lazım. Ferhat Bey'e git. Olmazsa Kadir Bey'i bul. Kemal Bey bir de Hacı Ağa'yı yoklasın diyor. Elimden geleni yaparım ama zor olacak. Polise her gün ihbarlar yağıyormuş. Söylentilerin bini bir para. Bu dediklerim güvenli arkadaşlar. Bir yokla, sonra gene buluşalım. Pekala. Hadi eyvallah. Thank you.
keyifler nasıl Ferhat Bey? Vay Niyazi! Nasıl olsun ki? Haberleri biliyorsun. Hayrola? Küçük efendiyi saklayacaksın. Sana selamı var. Yoluna canım kurban. Ne fayda ki bizim ev kalabalık. Gizliliği sağlayamayız. Öyle ya. Evde çocuk varken. Kendileri bilir. Ama yeni damadım millici. Günlerdir elinde tabanca, vurmak için suikastçı aramakta. Para vereyim. Para gücüyle bir yer uyduralım. Şuna elini bas, yemin et. Ne ben verdim, ne sen aldın. Ne ben seni gördüm, ne de sen beni. Madem vaziyetiniz bu kadar sıkışık, kalsın. O kadarı bizde de var. Gelene güvenemedim de vermedim dediğini bir duyayım. Seni gündüz ortası Galata Köprüsü'nde yatırır keserim. Girit'te Şevki ihbar etmiş suikasti. Hani Sarı Efe'nin adamı burada bir bir anlatıyor. Ziya Hurşit'le nasıl buluştuğunu, anlaştığını, sonra da korkup siyasi polise ihbar ettiğini. Mahkeme 27 Haziran pazar günü başlayacakmış. 15'i mebus, 23 kişi yargılanacakmış. Hani mebusların dokunulmazlığı vardı? Nasıl bilmişim? Bak ne yazıyor. Ankara valisi demiş ki, suikast tertibinden aylardır haberliydik. Ziya Hurşit'i adım adım takip ettirdik demiş. Dur, heyecanlanma, grup ettir gelin. Haberler kötü. Niyazi motor uyduramıyor. Gitmiş mi verdiğin isimlere? Ne haber onlardan? Akkoyun, Karakoyun nerede belli? Korkulu geçitti. Hiçbirinden yüz bulamamış. En güvendiklerimiz bunlar. Var gerisine hesap et. En kötüsü de sağlam iddiatçı sayılanlar. Rastladıklarını Küçük Efendi'yi saklıyoruz. Sana selam söyledik. Gerekirse birkaç gün gizleyeceksin. Ya da Küçük Efendi selam etti, yurt dışına kaçacak, biraz para lazım diye ağız arayanlar. Ne olacak şimdi? Bakacak Niyazi. Meraklanmasın Küçük Efendimiz dedi. Suçluya suçsuza bakan hiç yok. Bunu böyle bilsin dedi. Nice vezir konakları, paşa evleri, tüccar ardiyeleri basılmaktaymış. Ey yavrum, dergahları, tekkeleri de basmışlar. Kötü karayı ve basarcasını. Bizim şirketler de basılmıştır öyleyse. Allah verdi defterleri, kağıtları berbat etmeselerdi. Şirketlere bir şey demedi Niyazi. Fıkara gavurlar da kurtulamamışlar baskınlardan. Fransız hastanesi, İngiliz hastanesini de basmışlar. Hatta Bulgar hastanesi, Rum hastanesi de basılmış. Bizim Hasip'ten ne haber? Demedim mi? Başta akılma kaldı. Polis müdüriyetindeymiş. Sorgulamışlar. Ama laf alamamışlar ağzından. Hmm.
kadar sakin. Korkmadı. Hiç sarsılmadı. Her şeye rağmen bize davranışı zerre kadar bozulmadı. Onu bulaştırmayı istemezdim. Kendimi suçlu sayıyorum. Şartlar ne olursa olsun çıkıp gitmeliyiz. Kerim Bey'i benimle konuşmaya zorluyormuşsunuz. Gitmeniz için. Yeni tanışmasak bundan hakaret anlamı çıkarırdım. Teşekkür ederim. Minnettarınızım. Bu tadına doyulmaz borcu ölene kadar taşıyacağım. Yiğitlik ettiniz. Bırakın şimdi bunları. Burada kalacaksınız. Durum aydınlanana kadar. Mümkün değil. Rica ederim. Yer çok. Hiçbir tehlike de yoktur, emin olun. Üstelerseniz bize güvenmiyorsunuz diyeceğim. Sağ olun efendim. Yaşama gücü verdiniz bana. Sorguda Ziya Hürşit tamamen çözülmüş. İnkarda sonuna kadar direnenler de Şükrü Bey ile Abidin Bey. Yani gene kravatlılar dayanmış, elinden silahı, dilinden adam vurmayı düşürmeyen kabadayılar hiç utanmadan köpeklenmiş. Aklım almıyor Kemal abi. Aslanları ağzında getirir, kabadayılar da bunlar. Kabadayı. Ne demek kabadayı? Kendini aklıyla savunamadığından kabalığına sığınıyor demek. Kabadayı suçlular hiç direnemez. Hadi onlar yıldı, can kaygısına düştüler diyelim. Bunca arkadaşa, yoldaşa ne oldu? Böyle zamanda sizi nasıl bırakabildiler yüzüstü? Başından beri kabadayılara güvendik biz. Vaktiyle kabadayıca ölüp giden olmuşsa, sırtını iktidara, devlete dayadığını bildiğindendir. Pavruş gavurunu bildin mi? Bir gün anlattıydı uzun uzadıya. Dediydi ki, milli zenginin adı burjuvadır batıda. Derebeylikte yetişmiştir. İşine yatırır eline geçeni. Serbestlik ister ki, pazarda rakipleriyle boğuşup ortadan kaldırsın. Pavrus, sizinkilerde burjuva çekirdeği yoktur. Olamazdı hiç dediydi. Bizdekiler hep sırtlarında devlet dayanağını ister. Devlet her işi bunların yerine yapsın, bunlar da kürekle para toplasın. Bu yüzden ticareti, sanayiyi yabancıların elinden çekip alamazlar. Belki ortak olur kimisi. Doğru. Pavrus'ta demek böyle akıllar varmış. İktidardayken başımız sıkışsaydı, yoktan var ettiğimiz zenginlerdeki el açıklığını, kabadayılığı görürdün. Bizi temizlemeye mi karar verdiler abi? Hiç şüphem kalmadı. Bir taşla üç kuş vuracaklar. Muhalif mebusların gürültüsünü, paşaların ordudaki nüfuzunu ve ittihatçılığın kökünü hep birden kazıyacaklar. Boşuna umutlanmayasın. Sen başından beri işin içinde olduğun halde... Yok öyle bir şey Kemal abi! Vallahi billah! Dur, dinle. Adımı karıştırdınız, iyi oldu. Yoksa yakalanmıştım daha ilk günü. Boşuna debelenmektesin Kemal'in başını belaya soktum diye. Bu kez ölümden yakayı sıyırabilirsem... ...senin yalanın yüzündendir. İnanayım mı Kemal abi? Affettin mi beni? Acıdığından demiyorsun bunları değil mi? Meydanda... ...bunu sen de anlayabilirdin, biraz düşünseydin abdal Kerim oğlum. Allah senden razı olsun Kemal abi. Vız gelir bundan sonra ölüm. Bundan böyle canımı yoluna verme fırsatı çıkarsa... ...önümü kesmeyeceksin. Doldur şunu. Aslına bakarsan... Ben de suçluyum. Haberim olmadı mıydı? Ne yaptın? Hiç. Hem her şeyden haberin olacak... ...hem de katılmadığın halde başarıdan yararlanacaksın. Kötüsü geldi mi de suçsuzum diye köpekleneceksin.
Dünya savaşına girerken de haberimiz vardı. Kötüsü geldi, yok demekteyiz. Sohbetinizi kesmedim ya, canım çekti. Rahatsız etmezsen biraz çalayım. Aman efendim, rahatsızlık ne demek, lütfedersiniz. Niyazi müdüriyetten sizi yakalamak için Mehmetçe'nin İzmir'den yola çıktığını duymuş. Hay Allah! Gurbet Ala Kerim Bey'in kaçmadığını, burada küçük efendimizde saklandığını söyleyince aklım başımdan gitti. Mehmetçe'yi bilmez değilsiniz, İttihatçıların en yaman fedaisiydi. Tutacağı yeri iyi bilir, tuttuğunu da çeker, alır. Boşuna telaşlanmışsın Niyazi. Benim bildiğim Mehmetçe, köpektir zevk alan sayyadı, bir insafa hizmetten dedirtmez kendine. Ne dedirtmez anlamadım ama, ta İzmir'den kalkıp gelmekteyse korkulur. Gelmesi bugünün karışıklığından, olmaz diyemediğindendir. Doğru mu Kerim? Yakup Cemil'in kurşuna dizilmesinden sonra aranıza kan girdiğini unutmuşa benzersin Kemal abi. Ayrıca Semra Hanım'la beni Mehmetçe tanıştırdı. Bunu hatırlamayacak adam değildir. Bir dakika, şimdi geliyorum. Ne oldu buna? Tövbe! Semra Hanım'la konuştuk abi. Hemen şimdi. Hiç vakit kaybetmeden çiftliğe gideceğiz. Hangi çiftliğe? Nerede? Semra Hanım çiftliğine. Terkos Gölü yakınında. Kömürcü Pınarı'nda. Boş mu? Kaç kişi var içinde, güvenilir mi? Bana güvendiğiniz kadar. Denize yakınlığı işe yarar. Kaçak kömür yaktırır çiftliğin kahyası. Kömür kayıklarıyla da ilişkisi vardır. Mehmetçe burayı akıl etmez mi? Çiftlik ormana da yakınmış Kemal abi. Bulgaristan'a geçmek mümkündür icabında. Nasıl gideceğiz oraya? Sur kapıları da göz altında. Sizi çarşaflayalım. Ben de yanınızda olurum. Hemen koşturayım Payton'u. Hayır, hayır. Hiç karışmayın artık siz bu işe. El verir buraya kadar yaptıklarımız. Kahramanlık yapıyor değilim. İşte hanım hanıma araba seyranına çıktık. Yaşasın peçeler! Halkçılar kadınları neden çarşaftan çıkarmaya çalışıyor, şimdi anladım.
Gece vakti bastırsak mı? Bağırırsa? Kocası gelirse üstümüze. Derviş Kahya'nın hiç şakası yokmuş böyle işlerde. Ötleri kopuyor yanaşmaların. Kemal abiden ayıp ki yüzüne bakılmaz. Usandı mı beraberlikten? Şakadan anlamaz. Karıdan konuşamazsın. Yirmi gündür ne kadar yaşlandı. Çöktü. Kanı kurumuş bunların. Sıvanıp düşseydi önümüze başarırdık. Şunu teslim etsem sıyırabilir miyim yakamı? Boy anasını. Karının işmarı açık. Davran oğlum. Kerim'in bunca yıllık altın adını bakıra mı çevireceksin o ortalıkta? Kolay gel hemşerim. Karı nasıl karı? Hangi karı? Hangi karı? Şuradaki. Kömür yakıcısının karısı. Hemşerilikte gizleme yok. Yalan yok. Çiftlikten misin? Görmedim daha önce seni buralarda. Yok. Kömüre geldim. Kömürcü dükkanlarım var İstanbul'da. Memleket nere? İnebolu. Kocası geceleri ocağın yanında kalıyor. Sonuna doğru iyi bakılmazsa kömür olacağına kül olurmuş. Karının ateşini söndürmekle başkalarına kalıyor. Çingen çerçisi bile o kara kulağı haliyle karının tadına bakmış. Yalan atmadığı nereden belli? Yemin etti. Kaç gündür buradasın? Bahtını sınadın mı? Yok. Geçen de su istedim. Verdi. Su isteyene su verilir. Çingen su mu istemiş? Hayır. Neyin açıysa onu istemiş. Sonra? Sonrası yokmuş bu karıda. Bunun işi bir kez. Üstelememiş mi? Yalvarmamış mı? Olmaz mı? Asılayım demiş. Az kalsın tatlı canı elden gide. Çekmiş kısa saplı baltayı karı. Kömür yakıcı baltası ki bildiğin ustura. Sen hamleni sınamadın mı? Benimkini hiç sorma. Bir gece dayandım kapısına. Sarı çavuş sandı beni içeri aldı. Ama sonra dedi yok. Ne demek? Bedava değil ki, bizimkisi parasıyla dedim. Ama yine yok dedi. Meğersem ay başına çarpmışız. Kör şeytanın işine bak. Zanaat, tapucu filan mı? Hayır. Şaban kulun resmen toptancı. Bakliyat üzerine. Askere, başıboza toptan veririz. Bu yüzden dolaşırım durmamacasına. Ne bırakır gezgin toptancılık yuvarlak hesap? Esnafın... Esnafa kazancını sormak var mı kömürcü? Sen hiç gazete okumaz mısın? Yok, ne olmuş? Olmadı. Olup biteni bilecek esnaf kısmı ki... ...zarara gark olmaya. Aman, bir olup biten mi var Şaban efendi hemşerim? Bilmediğimiz yaramaz bir iş mi var? Duymadın mı? Gazi paşamızın canına kastettiklerini iddiaçı gavurların. Duyulmaz mı? Duyduk. Tutulmuş ya, tümü domuzların. Hayır. Baş domuzlardan ikisini ele geçiremediler. Bak, bu Kemal. Esnafın işlerine çokça karışılmış. Görmüşlüğün yok mu? Yok. Büyük adam kısmını görmek bize ne kadar uzak. Sen gördün mü? Yok. Peki, ne aramakta bunların resmi senin üstünde, tanımazken, bilmezken? Biz kimiz? Halkçı değil miyiz? Bugün bütün halkçıların ceplerinde bu resimlerden var. Gördüğümüz yerde yakalarına yapışacağız. Çünkü komitacı bunlar, vatan haini.
Hükümet düşmanı. Yak bir kalıp cigarı Sineboğlu. Yak da Gazi Paşa'mıza dua et. Aklın varsa Hayriye Karı da hamleni sına. Yabana gitmesin ne olacaksa. Doğru bas toptancı, sövdürme bacağını. Sabaha varsaydım ocağın başına. Sabaha geç kalmış olursun. Gece başında durmalı, göz kulak olmalı. Şimdi git, hadi bakayım. Peki efendim. Bana müsaade, bu akşam erkenciyim. Size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Ben de etrafı kolaçan edeyim, izninizle. Buyurun, buyurun. Kimsin? Burada mı Temel Usta? Yok, kimsin? Yabancı değilim, Hayriye Hanım. Kömür tüccarıyım. İnebollu, aç şunu. Gece vakti ne işin var Temel Usta'yla? Açar mı hiç? Demedi mi geleceğimi? Para getireceğimi? Para mı? Dur bekle. Işığı bir gören olursa... deriş kahyadan gizli para. Gizli mi? Demedi mi Temel Usta? Diyecekti ya, neden demedi? Unutup gitmiştir. Senin gibi karı akıl mı bırakır herifin başında? Nereden bildin akıl alır karı olduğumu? Yabanın kömür tüccarlığında? Bilirim ben. Görmem de bilirim. Toptancı Dümbük dedi öyle ya bugün harmanda. Dedi mi karı oğlan işini de? Bilmem. Bir şey dedi galiba. Kulak asmadım. Sarı çavuşu? Dedi. Domuz. Ya kendini ol görüp yakınlık göstermediği mi? Dedi. Olma sıraya rast gelmiş. Sonra da bahtına küstemişsin. Niyeymiş bakalım? İşin gene bedavayken toptancıya neden yokmuş parasıyla? Kız, ne oldu sana kız? Ne olmuş? Sesin soluğu mu kesildi? Sizin oranın karıları sesli soluklu mu olur erle yatarken? Nasıl karılarmış onlar? Dünyanın tadını tatmadan gelip gitmediler desene. Karılık nedir hiç bilmeden. Lüver mi bu? Dur kız. Lüver de neymiş? Niye lüver taşır erkek kısmı? Er olan yiğitlenmek için. Ya kodoş takımı niye gezdirir? Kim kodoş takımı? Mesela toptancı. Taşır mı? Hem taşır hem de çeker. Biri gelseydi üstümüze ne yapardın? Vurur muydun? Durumu bilir. Vururdun sen. Tanırım kıyıcı herifi. Sen kıyıcısın. Dur bekle. Gitmek yok. Dur bak dinle, ne dedi kodoş toptancı bana geçendi. Ben senin herifin balta sallamasını hiç beğenmedim. Sen onu yemezsen günün birinde o seni doğrar dedi. Doğrarım gerçekten. Sizinledin böyle bir şeyi? Adam sende. Ersiz yaşamaktansa ölmek iyidir. Bizim oralarda herifin ısınamayan karı hovarda kullanmaz derler. Gençliğinde fırtına gibi gürleyip esmeyen herif kodoş olmayıp da ne olacak? Gerçek mi? Herifi karalamakta değilsin ya. Tanrı tanık. Fazladan yeğenim olur bu sümsük Temel benim. Zorla verdiler beni bu kansıza. Dede malları bölünmesin diye. Gerdekte ol görüp yanaştırmadım.
Ağladım sesim çıktığı kadar. Ama yengem yüzüme oturup bileklerimden tuttu. Halam geçti, bacaklarımı ayırdı. Temel olacak kansızı, hadi atla dedi. Hay Allah, deli mi bunlar? Kaç yaşındasın? Kaç yaşında evlenir köy yerinde kız kısmı? 13. Bilemedin 14. Şimdi anladın mı niye örterim yüzümü? Bırakamam kendimi yüzümü örtmeyince. Anlamam bir şey. İki olmuş. 10 dakikada geçeri var. Hadi bana müsaade Haydi Hanım. Susaman iç sesi. Çiftlikte bir gezen olmalı. Gördün mü? Geç kaldık. Yanaşmalar uyandıysa rezilliktir. Bana izin. Yarın gece herif salarsın, gene gelirim. Yok bir şey, bekle. Dinle beni. Dinlemezsen günah benden gider. Ne demek bu? Hani İnebolulu kömür tüccarıydın? Gazi Paşa'ya metelik vermeyen derviş kahya niye sana efendim, beyim, emret demekteymiş? Ulan kim dedi bunları? Hiç derviş kahya bizim gibi esnaf parçasına... Benden saklamakla hiçbir şey hasıl edemezsin. Benim bir adım da erkek ayrıyedir. Yüreğim sevdi seni. Neden salmadım seni bunca zamana kadar? Nedir kız? Meraklandım. Hükümetin aradığı paşalarmışsınız siz. Hükümet sizi bulana şu kadar bin kayma veresiymiş. Kız kahve, bundan mı koyuvermedin beni? Gelip bassınlar diye mi? Erkek gibi erkeği bastıracak karı değilim ben. Kahpeyim. Ama adam bastıran değilim. Önüne gerildim ki sarı çavuş seni uykuda basmasın. Ne basması? Ne zaman? Ne zaman dedi? Kim söyledi? Bu sabah çiftliği basacak sarı çavuş. Bir oğlan gönderdi, çağırttı. Gittim baktım ki toptancı kodoşla oturmaktalar. O mu haber vermiş? Nereden bilmiş? Gönül eğlendirmişsin kodoşla. İnebolulu kömürcü olsaydı hoplar kalkardı benim kara şapkayı, boyun bağını görünce demiş. Resmini gösterdim, kılı kıpırdamadı demiş. Bu kara herif senin Hayriye Hanım'a tutkun. Gözlerken vardım üstüne demiş. Sağ ol Hayriye Hanım. Bu vartayı atlatırsam... Gitme. Ateşe gitmektesin, kurtuluşu yoktur. Kemal abi, olmaz Hayriye Hanım. Gitmem lazım. Ölmez sağ kalırsam, bekle yolumu. 40 yıl sonra seni gelip bulmazsam, namerdim, namerdim. Gitme. Sen 3 kere vur! Ey ruh! Kahya dervişin ruhuysan 3 kere vur! Ey ruh! Hay Allah, berbat ettin, tam! Kapı çalınıyor, duymuyor musunuz Perihan? Berbat ettiniz seansı Emin dayı. Tam karşılık vermeye başlamıştı ruh. Açar mısınız Perihan, yoksa açayım mı? Müsaadenizle. Kimi tartaklıyordunuz yine mezarında doktor? Hangi zavallıyı? Bırak, ilk iki vuruş kapı değildi. Kalıbımı basarım. Kimi uyandıracaktınız diyorum? Derviş Kahya'nın ruhunu. Kimdir o? Ne derviş? Canım okumadınız mı?
Kaçakların saklandığı çiftlikte vurulan Bektaşi dervişi. Dünya yıkılsa haberiniz olmayacak. Neymiş? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ruh mu çalmış kapımızı sakın? Çocuk geldi. Komşunun. Çay istedi. Hazır gitmişken çayı koydum. Saat? 11'e geliyor. Ben de gazeteyi arayayım. Bakalım tutulmuş mu kaçaklar? Alo? Bana haber gazetesini bağlayın lütfen. Aceledir çok. Kimsin? Sen misin Nedimcan? Alamadım sesini. Ne var ne yok? Hiç mi? Hay hay. Bir şey olursa şipşak. İyi geceler. Alo? Birinci şubeyi bağlayın lütfen. Alo? Komiser Rıfat abi. Bakıver kardeşim, haberden Murat dersin. Merhaba Rıfat abi. Ne mi var? Şakayı bırak, kovacaklar resmen bizi. Ne olmuş çiftlikte? Evet. Evet, bunları biliyoruz. Demek eminsiniz. Hı. İnandım. Yakında herifleri enseleyemezseniz siz de kapı dışarı. Desene, İstiklal Mahkemesi Başkanı kendi gelip arayacak. Peki, peki. Tamam. Sağ ol. Başarılar. Yok yeni bir şey. Bir ihbar almışlar ama inanmıyor pek Rıfat Komiser. Kimden? Nerede saklı demişler? Nerede diyorum? Ne oluyorsun Perihan? Nereden çıktı bu merak birdenbire? Yok bir şey. Öyle. Merak ettim. Çiftlikten ne haber? İnkar ediyormuş hepsi. Eşkıya bastı sandık, vuruştuk. Kerim'i, Kemal'i bilmeyiz, görmedik diyorlarmış. İşin garibi de GPO suikasti biz çok önceden haber verdik hükümete demiş. GPO mu? Bolşeviklerin gizli teşkilatı mı? Neden şaştın doktor? Dost değil miyiz Ruslarla? Bana hiç yardım etmediniz dayıcığım. Nasıl yardım? Biraz düşünseydiniz kestirebilirdiniz adamların nerede saklanabileceklerini. Murat saçmalama! Bakalım ilintisi var mı bunların suikastla? Kaçtıklarına göre suçlu. Ya korktularsa? Güvenemedilerse mahkemeye? Avukat yok, Yargıtay yok. Ben de olsam güvenemem. Suikastin avukatı, Yargıtay'ı var mı? Beni hiç ilgilendirmez. Saklandıkları yeri bilmiyorum. Ayrıca bilsem de söylemek zorunda değilim. Dayım korkmazlığını ispatlıyor doktor. İstiklal Mahkemesi'nin bildirisi açık. Kaçakları koruyan, saklayan, saklanmalarını kolaylaştıran en ağır cezaya çarptırılacak. Korkarım ben oysa. Hem de çok korkarım. Korkarsın da, nasıl girdin öyleyse İttihat Terakki Cemiyeti'ne? Nereden buldun tabanca üzerine yemin etmek gücünü? Nasıl başaracaktın senden istenen kanlı ödevleri? O başka. Vuruşmaktan korkuyorum demedim. Hakkından gelemeyeceğim sorumluluktan korkarım ben. Peki, mümkün mü insanın sorumluluktan kaçabilmesi? Sorumluluktan kaçamaz insan büsbütün. Ama zorunlu olarak yüklendiği sorumlulukların üstesinden gelebilir. Dikkatli yaşayarak, tarafsız kalarak. Sorumluluktan kaçan insanlar bencil sayılmaz mı? Bakın, ben bu suikast işinde kovalayanlardan yanayım. Suikastçiler haksız. Çayı ateşte unuttum. Yo yo! Gücenirim. Her şey hazır zaten. Ne oluyor buna? Sinirli pek. Bozar mı sinirleri bu ruh çağırma oyunları? Meraklanma, hiç kimseye zarar olmaz. İnananlara da, inanmayanlara da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alasmaladık. Alasmaladık. İyi akşamlar. Güle güle Murat. Alasmaladık dayıcığım. İyi akşamlar. Hayret. Biraz daha oturun diye plan hiç üstelemedi. Düşündüm ki Demincek, bizim deli oğlanın dediklerini düşündüm. Karışık şeyler söyledi. Karışık marışık. Düşündüm, kaçaklar gelse, çalsalar kapımızı,
Dibini batsan ne yaparsın? Ne mi yaparım? Bilinmez ki, başa gelmeyince. Karşılık vermedin soruma. Olmaz öyle şey. Bizi bulaştırma hakları yok. Hak gözetecek sırada mı adamlar? Çocukluk arkadaşındır Kemal Bey. Kemal Bey'in çıktığı yerde çocukluk arkadaşı kalmaz. İyaşe Nazırlığı değil mi çıktığı en yüksek yer? Nazırlığı sen yükselme saymazdın. Kocaman imparatorluğun kaderini elinde tutan birkaç kişiden biriydi. Milletin açlık, tokluk sorumluluğunu yüklendi. Her baba yiğidin göze alacağı bir sorumluluk değildir bu. Tamam, tamam, peki. Kim o? Kim var orada? Kemal Bey. Ne diyorsun? Niçin gelmiş bize? Nasıl aldın içeri? Yavaş, rica ederim. Kapatamadım yüzüne kapıyı. Bitkindi çok. Gidecek birazdan. Dinlenip gidecek. Nereye gidebilir? Gidecek yeri olsa buraya gelir miydi? Ya gören olduysa? Yok, kolladım. Hiç kımıltı olmadı komşularda. Düşündüm, senden gizli aldım içeri. Kötüsü gelirse ben aldım. Görsen nasıl bitkindi. Çıkmış insanlıktan. Tanıyamadım ilk bakışta. Saç sakal birbirine karışmış. Bırak ağlamayı. Çocuk gibisin. Biliyorum. Doğru değil. Ama bizim evimiz herkese açıktır. İçeri almamak olmazdı. Hadi sen sıkıya dışı. Benim çamaşırlarımdan çıkar. Gecelik mecelik. Hı? Sen misin Emin? Kusura bakma, rahatsız ettim. Biraz soluklanıp gideceğim gün ışımadan. Bırak şimdi bunları. Su hazırlasın dedim. Ama soğutlatmışsın. Dokunmasın sana yıkanmak. Deli misin, bir şeyim kalmaz. Sigaran var mı? Cemiyetimizin ismine dikkat isterim. İttihat ve Terakki, yani birleştirici ve ilerici olmak iddiasındayız. Farklı fikirlere hürmet etmeyi, faaliyetimizde halk desteği aramayı... Sizin de hemfikirim. Ne var ki, iktidara kestirmeden gitmek için bazı usullere mecburen katlanacağız. Adam vurmakla, makam basmakla yürümez bu işler Kemal Bey. Şiddet, geri tepen bir silahtır. Başkası da size karşı kullanır. Evet ama... Memleketin zaman kaybına da tahammülü yoktur. Epey münakaşa etmişiz. İçtimağı kapatıyorum. Emin Bey, yarın akşam müsaitseniz Selim'le ziyaretinize gelmek isteriz. Hay hay. Buyurun bekleriz. Hayrola? Hayırlı bir iş için. Ziyaretimizde söylerim. Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Selim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle Perihan'a taliptir Emin Bey. Perihan... Bakalım ister mi? Kendisiyle bir konuşayım da. Bu memleketi ancak biz kurtarırız. Islahat lazım. Laik siyaset icra etmeli. Avrupalı öyle istiyor. Başka? Maksadımız Garp medeniyetini getirmek. Eşitlik, evet, herkese eşit. Başka, başka? Legalite, yani meşrutiyet. Liberte, hürriyet. Evet, hürriyet tabii. Hepsi bu kadar mı? Ha? Siz benimle eğleniyorsunuz. Ne haddimize? Söylediğiniz güzel şeyler. Dinlemesi kulağa hoş geliyor. Peki ya siz? Neler ümit ediyorsunuz istikbalde? Mütevazı şeyler. Mesela yuva kurmak... ...memlekete hayırlı evlatlar yetiştirmek... Yani şey... İstibaş teklifimi kabul mü ediyorsunuz? Evet. Herhalde yani. Size veda etmeye geldik. Evimizi Selanik'e naklediyoruz da. Selanik'te tabii bir sıkıntısı mı varmış? Ondan değil. Cemiyetimiz gönderiyor. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşme meselesini konuşmalıyım Mustafa Kemal'le. Akabinde siyasi faaliyette bulunacağız oralarda. Tabancalı bombalı işlere karışmazsın inşallah. Cemiyetimiz komitacılığı tasvip etmez Emin Bey. Bilmez miyim? Hareket ne zaman? Yarın sabah. Peki. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun. Sizi özleyeceğiz. İki hafta sonra dönerim. Beni merak etme. Bir ihtiyacın olursa Halim Efendi ile haber gönder. Gitmesen olmaz mı? Senin yerine bir başkasını yollasınlar dağ başına. Vazifem var. Gitmeliyim. Hadi bana müsaade. Allah'a ısmarladık. Kim o? Ne istersiniz? Saatten haberiniz var mı? Açın, Allah aşkına açın! Doktor Bey'i yakalayın! Selim Bey evde yok! Hem siz kim oluyorsunuz? Kimseyi içeri alamam! İsmim Necati! Doktor Bey beni eziyetten tanım! Yaralıyım, hafiyeler peşinde! Ne oldu size böyle? Alayı Müftü Safiye'ymiş. Vurdum onu. Polis peşime düştü. Yok yere kana buladınız elinizi. Cemiyet istedi. Vazife işte. Karşı gelemem. Yazık. Şu halinize bakın. Daha fazla zahmet vermem. Cemiyete haber salalım. Biraz kendime geleyim giderim. Size minnet borçluyum. Estağfurullah. Doktor Bey'e hürmetlerimi ve selamlarımı söyleyin.
size gelince bir can borcum var. Bir gün gelirse öderim inşallah. Hadi hadi, kimseye borcunuz falan yok. Güle güle gidin, selametle. Boş kağıdınız. Sizi canım gibi severim. Ama kabadayılık raconu. Başka çarem yok, anlayın beni. Yarın İstanbul'a dönersiniz. Perihan Hanım kadar Necati Bey'e de %100 güvendiğimi yeminle temin ederim. Fakat bu olaydan sonra bu izdivacı sürdürmeye yaratılışım el vermez. Gücüm yetmez. Beni bağışlayın, yalvarırım. Tahsillisi, medeniyesi böyle. Gerisini var sen düşün. Ziyaretime müsaade etmekle büyüklük gösterdiniz. Şimdi sizden bir büyüklük daha istirham edeceğim. İstemeden sebep oldum ayrılmalarına. Çok üzüldüm. Şimdi üzerime düşen bir vazife daha var. Sevinçle, minnetle kabul ederim. Emin Bey, Perihan Hanım'ın izdivacına talibim. İsteyeceğini sanmam. Kendisiyle konuşurum yine de. Kararı Perihan verir. Ne sevinci, neyin minneti Allah aşkına? Eksik olsun. Bundan sonra seni bırakmam Emin. Necati'yi istemem. Selim'i de asla affetmem. Benim yerim burası. Senin yanın. Yolsuzluk söylentileri ayyuka çıktı Kemal Bey. Zaten lüzumsuz yere keyfi kararlarla harbe girdik. Böylesi hatalar ancak daha aile olur. İstifamı geri alamam. Sana da tavsiyem yol yakınken ayrıl. Sanki kolay ayrılmak. Memleket böyle günde yüzüstü bırakılmaz. Yedi düvelle boğuşuyoruz, ne diyorsun sen? Gelmesini bildin, gitmesini de bil diyorum. Bu kez gitmesini bileceğim Emin Bey. Kömür yakıcının oynak karısı kurtardı bizi uyurken basılmaktan. Gurbet alanın bostanına inmek zorunda kaldık. Kerim tutturdu Semra Hanım'a gidelim diye. Savaşta kanundur. Gülle çukuruna gülle düşmez. Usta savaşçılar yeni gülle çukuruna atlar diyerekten. Gönderdi gurbet alayı. Dediğim gibi konağa çevirmişler. Kerim komitacılıktan mı? Evet.
İttihatçılığın yıllarca temel direği saydığımız komitacılar. Nasıl aldatmışız kendimizi. Kanlı işlere bunları biz sürüyoruz sanmışız yıllarca. Oysa? Onlar bizi sürüp götürmüşler kendi yatkınlıklarıyla. Yok canım. Elbette. Ne var ki son hesaplaşmada kendinden başkasını kullanamazsın. Dün gece ne dedin? Sorumluluktan korktuğum için bıraktım politikayı dedin. İnanmayacaksın ama ben de sorumluluktan korktuğum için bırakamadım politikayı. Gurbet alayı Eyüp Sultan'da bulacaksın. Niyazi'yi İngilizlere yollasın. Kemal Bey'in elçiliğe sığınması mümkün mü değil mi anlasın. Dönerken de Eminönü'ndeki acemilerden iki paket tömbeki al. Mahalle bakkalından almaya kalkışsak mutlaka kuş kullanır. Merak etme. Yakalansa söyler mi acaba bizde kaldığını? Kendisine zerre kadar borçlu olmadığımız halde nasıl gelip çaldı kapımızı? Düşündü mü suçlu düşeceğimizi? Kimden geldi bu suikast tasarısı? Suikast fikirleri her zaman serserilerden, kan dökmeye yatkın delilerden gelir. Büyük politikanın adam kafası kesmek sayılmasının kalıntısı. Haberiniz var mıydı? Herkes gibi benim de çalındı kulağıma. İktidarlar da zaten kuşkudadır. Sizinledi mi önleyeceğine el altından kışkırtır. Nereden mi biliyorum? Mahmut Şefkat Paşa'nın öldürülmesi işinde biz de böyle yaptık. Peki önlenemez miydi? Önlemek mümkün değildir. Ordu bizden yana hesabıyla, devlet elden gidiyor aldatmacasıyla, suikastçı söz anlamaktan çıkar. Şükrü ile konuştum kaç kez. Anadolu Savaşı'nı İttihatçıların kazandığına inanıyordu. Hakkı yenilmiş sayıyordu kendini. Anlatamadım muhalefette kaldığı için böyle düşünmekte olduğunu. Halk Partisi'ne girseydi bizimkilerden daha iyi becerirdi oysa İstiklal Mahkemesi başkanlığını. Sanki biz hürriyetten yanaymışız gibi, hürriyetsizlikten, diktatörlüğe gidildiğinden yanıp yakılıyordu. Bunları bildiğinize göre tedbir alamaz mıydınız? Yani kendiniz için. Bu durumda ya ilk direnişte kaçacaksın ya da karşındakine sadakatini ispatlayacaksın. Gerekirse dostlarına, öz oğluna bile hainlik edeceksin. Bir gün Yahya Kemal Gazi Paşa'ya İttihatçılarla anlaşmak gerekse bu işi Kara Kemal'le yapsanız deyince paşa gülmüş. Bazı eski İttihatçılara yaptırdığımın sözünü bile edemem Kara Kemal'e demiş. Askeri zaferin politikada ne kadar ağır basacağını, karşımdakinin bunu ustalıkla kullanacağını ölçüp biçmedim değil. Gene de yanılıp tarafsızlığı seçtim. Sense beni evine aldın, koruyorsun. Nerede kaldı bunca yıl savunduğun tarafsızlık? Duruyor. Yerli yerinde. Gerçek tarafsız yargılamaz. Haklı haksız ayırmadan kıstırılmış insandan yana olmak zorundadır. Politikacı için tarafsızlık enayiliktir. Seni en değerli zamanlarda hareketsiz tutar. Politikada hareketsizlik ölümdür. Hesaba katılacak gerçek güçler hareket halinde bulunanlardır. 100.000 kişi duruyorsa çabalayan 10 kişi daha güçlüdür. Semra Hanım'ın konağında bir ara bunaldım. Teslim olmayı düşündüm. Ama düşününce hükümetin suikast işinden haberi varmış. Neden beni çağırıp önlemeyi teklif etmediler? Çünkü gözden çıkardılar seni dedim. Mahkemenin adaletine güvenemedin mi,
savunma söz konusu olamaz. İstiklal mahkemelerinin çoğunlukla eski iddiatçılardan kurulması rastlantı değildir. Böyle işlere yatkınlığımız sınanmış, iyi de değerlendirilmiştir. Biz her çeşit savunmayı suç saymışızdır. Bu yol muhaliflerini gerçek suça itelemek yoludur. Varılmak istenen yerde muhalifsiz hükümet etmek. Yani teslim olmayacaksın. Bir toplum düşün ki orada adam öldürmeye siyaset deniyor. Orada yiğitliğin 10 şartı vardır. 9'u kaçmak, biri hiç görünmemektir. Bizde kurtuluş teslim olmak zorunda kalacağın yere düşmemektir. Eyvah. Basıldık mı? Seslen bakalım. Polis de oyala biraz. Ben bahçeye atlayıp cümesin arkasındaki kuvağa saklanayım. Kim o? Kim dedim? Benim, kaçın! Perihan'mış. Ödümüz koptu, yuh bize! İngilizler elçiliğe sığınmanı kabul etmemişler. Bir de Alman elçiliğine başvuralım mı diyor Niyazi. Alman mı? Ne ilintisi var? Almanlar bu kadar güçlü olsaydı, başımıza bu işler belki de hiç gelmezdi. Neden? Besbelli. Bizde bir iktidarı hem İngilizler hem Ruslar aynı zamanda tutarsa, ona güç yetmez. Bana bir nargile getirir misin halacığım? Yabancılarla içli dışlı oldun mu? ...sana milli politika güttürmezler. Balkan yenilgisi, Alman oyunudur. Balkanlarda böylesine yenilmeseydik... ...Dünya Savaşı'na da o kadar kölece girmezdik. Ermeni meselesini de... ...Rus çarı ile İngilizler sardı başımıza. Dış etkiler hiç mi önlenemez? 1914'te yabancıların... 6000 okulu vardı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde. Neden açmışlar bunları? Niçin bunca parayı sarf etmişler? Akıllanalım diye mi? Hayır. Kendi işlerine yarar adam yetiştirmek için. En değerli imtiyaza dokunayım desen... ...gök başına yıkılır. Dünya Savaşı başlarken şu kapitülasyonları kaldıralım dedik. Bütün büyük devletler yanaştığı halde kim olmaz dedi? Kader ortağımız Almanlar. Biz İttihatçılar imparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir ideal bulamadık. Tek amacımız imparatorluğu kurtarmaktı. Siyasi cinayetleri bu amaçla göze aldık. Cumhuriyet'in karşılaşacağı en büyük tehlike de... ...bu çareleri yeni devlet için geçerli saymak. Peki ya şimdi dış etkileri önlemek mümkün olamaz mı? Buyur. Fokurdat. Savur dumanı düşmanlar çatlasın. Niyazi bugün bir gümrük kolcusuyla konuşacak. Bir de vapor ajandası varmış. Alman binbaşı dersen anlar Kemal Bey dedi Niyazi. Evet, tanıdım. Von Hermann. Niyazi diyor ki bir sandık uydururuz ajandadan vapora kadar. Kolcu bizden olunca. Git Niyazi'yi bul. Vapur işini ayarlasın. Kerim'in de yerini öğren. Onu da götürelim. Sandık teklifine korktuğumu sandığın için yanaşıyorsun. Hayır, ben gideceğim. Alman'la ben konuşacağım. Bizim düştüğümüz yanlışlara bunlar da düşecek. Dış güçler insanı hiç tutar mı kârı olmayınca? Bak, İzmir İktisat Kongresi memleket ekonomisinin liberal sistemle kalkınacağına karar verdi. Bu dış güçlerin işine gelir. Yabancılar Lozan'da ekonomik kapitülasyonların değil...
adli kapitülasyonların üzerinde durdu. Sizin dinsel kanunlarınız ile muamele görmeye razı değiliz dediler. Anlaşılıyor. Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu, icra iflas kanunu alelacele çevrilip alındı. Evet. Memleketin iktisat temeliyle ilgili hiçbir ana kanun gelmeden getirildi bunlar. Söylemediniz mi? Söyledim. Anlamadılar. Dış destek olmadan devleti yaşatmayı, hükümet etmeyi mümkün görmediler. Anadolu halkının devlet kurucu, yaşatıcı özelliğini, zanaatının bu olduğunu anlatamadım. Yenik düşmüştük bir kez. Bir politikacı için en büyük ceza, devletin kendi elinde batmasıdır. Kurtlar boğuşmasına girdik, yenik düştük. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Emin de hala dönmedi. Döner yakında. Niyazi'ye bir de Alman'a uğrayacaktı. Geldi herhalde. Kim o? Polis! Açın kapıyı, teslim ol! Kemal abi orada olduğunu biliyoruz! Ya teslim ol, hakkında yarısı budur! İstanbul Valiliğinden İstiklal Mahkemesi Başkanlığına şifre. 1. Kemal Bey saklandığı yerde yakalanacağını anlayınca kendini öldürmüştür efendim. 2. Saklanmasına yardımcı olan eski maliyecilerden Emin Bey polis nezaretinde yüksek mahkemenize yollanmıştır. Paşalar mı yoksa bunlar? Şu Cemal Paşa. Geçmiş olsun efendim. Paşa, beraat ettiğimize inanalım mı? İnanmayıp da ne yapacağız? Biz savunma yapmayacağız demekle hata ettik. Ben tekrar mahkeme önüne çıkacağım. Bize haksızlık yaptılar. Siyasi mahkumluklar zamanla düzelir. Acele karar verip hemen harekete geçmeyiniz. Suçlu olarak yaşayamayız. Kendimizi savunacağız. Emin! Emin Bey! Aman beyim! Belaya sokacaksınız başımızı. Konuşmak yasaktır onunla. Sıkı emir var. Ne yapıyorsun lan buralarda kara olan? İstemiştir efendim bizi huzuruna savcı beyimiz. Niçin? Noksan imiş dar ağaçlarımız. Ne demek noksan? Kaç tane ısmarladık? 11 idi ama olmuş şimdi 13. Görüştün mü sen savcı beyle? Ne haddimizde savcı beyle görüşmek? Kadim efendi yazar kağıtlarımızı verir paracıkları. Allah belanı versin kara olan. İşi karıştırmalısın ki savcı bey seni de sallandırmalı. Baş efendimiz. Bu olması yeni yolculardan biri. Öst, Allah belanı vere. Kendini savunmak isteyen varsa buyursun. Bu
Bu kara olan dar ağaçların 13 yerini 11 ısmarlamış. Öyle, ben söyledim. 11 tane de listede niye 13 göstermekte? Çünkü listedekilerin biri henüz tutulmamıştır. Biri de kendini vurmuştur. Kimlerdensin beyefendim? Nedir ki suçun seni attılar buraya? Yasak benimle konuşmak. Yoktur efendim bize yasak masak. Paşa olmayasın sakın. Yoksa kaçaklardan biri misin? Var mıdır kalıp cigaran efendim? Veresin bir tane bana. Çoktan beri mi yapıyorsun bu zanaat? Te baba mirasıdır bu zanaat bize. Talat paşamızın asılcısıydı rahmetli babamız Karaköçek. Çok adam asmıştır hürriyatta. Paşalar asmıştır ki... Asılcı mı derim ben adama paşa asmayınca... deridi rahmetli babamız Karaköçek. Gayetlen doğrudur. Kendiniz mi geldiniz? Çağırdılar mı? Gezdirir bizi efendim sağ olsun. İstiklal mahkememiz yanı sıra. Asarı zerafetle. Etmeden saygıda kusur. Emin Bey, hadi. Mahkeme Halis Turgut'la İsmail Canbulat'a idam cezası verdi. Haberin olsun. Ne işin vardı Gülcemal'de? İsmail Bey'i geçirmeye gitmiştim. Vapura niye bindin, onu söyle, limandan el sallamak dururken. Hadi uzatma, vapura çanta taşıdığını biliyoruz. Taşıdım. İçinde ne olduğunu bilmeden. Ama sonra öğrendin. Evet. Evet, Kerim Bey söyledi. Nerede gördün Kerim Bey'i? Evime geldi. Gülcemal'den çıkarken görmüş, takip etmiş. Her şeyi biliyordu. Neden ihbar etmedin? Edemedim. 3 gün misafirim oldu. İstesem de edemezdim. Ayrıldıktan sonra polise gidebilirdin. Gidemedim. Neden gidemedin? Ben o adamı sevdim Reis Bey. Götürün. Emin! Ayağa kalk! Emin, Mecitoğlu, İstanbul doğumlu, yaş 46, emekli maliyeci... İttihatçı değil misin? Çekildim. Çekilseniz de bağlısınız. Siyaset iddiatçıların ekmeğidir, hastalığıdır. Ben siyasetin ekmeğine muhtaç değildim, Allah'a şükür. Hastası olmadığımı da ispatladım. Siyasetle ilgin yoktu da, neden gelip senin evinde saklandı? Herhalde... düşünmüş ki... hiç ilgim olmadığını düşünmüş olacak. Şunu iyi de verir misin? Kim alıp getirdi? Boşuna saklama, haberimiz var. Yalnız gelmiş. Kimse getirmedi. Nereden biliyor evini? Doğduğum evdir.
Çocukluk arkadaşımdı. Bundan bilir. Maliyedeyken arkaladı mıydı seni? İltimas miltimas? Hayır. Neden saklıyorsun öyleyse? Onlar sizi kovalasaydılar, kıstırsaydılar, siz de öyle hasta gelseydiniz, sizi de çeviremezdim. Hangisi haklı, hangisi haksız düşünmez miydin? Millete hangisi yararlı, hangisi zararlı? Ben iddiaçılıktan tarafsız kalmak için ayrıldım. Taraf tutmak, yargılamak olur. Hastaydı. Hastaları kanun bile sağaltmadan asmaz diye düşündüm. Hiç aklına gelmedi mi polise haber vermek? Gidecek, başka bir yere olmadığını anlayınca bizde yakalanacağını anladım. Bir an aklımdan geçti ihbar etmek. Niçin yapmadın? Ödüm koptu. Aklıma gelenden. Perihan Hanım, kız kardeşiniz midir? Dilekçe vermiş, kaçağı eve ben aldım. Abimi bırakın, beni tutuklayın diyor. Mahkemenin bildirisini duymadınız mı? Suçluları saklayan aynı cezaya çarptırılacaktır sözünü şaka mı sandınız? Eski arkadaşlarımsınız. İçinizde gerçek dostum olanlar da var. Ben bu işe istemeden karıştım. Beni korkutmaya çalışmanız boşunadır. Yeterince korktum. Daha fazla korkmak gücümün üstündedir. Gerçekten imkansızdır. Geçmişini göz önüne alırsak, sakladığı suçlu kendi cezasını eliyle kendi verdiğinden, suçlu olduğunu böylece doğrulamış bulunduğundan, sanığın başka savunacak hali... Götürün! Nerede benim aslan Emin dayıcığım? Yeminim var, ellerini öpeceğim. Delirdin mi? Neyin nesi el öpmek? Bayram değil, seyran değil. Bilene büyük bayram. Koltuklarım kabardı. Aşk olsun Emin dayı. Ne olmuş? Neden kudurmuş bu yine? Arkadaşlar geldi İzmir'den, toplandık. Yazamadıklarını anlatmaya başladılar. Paşalar bile mahkeme karşısında dehşete düşmüşler. Ama Emin bey yiğitti, yamandı sapına kadar dediler. Eğlenmişler seninle. Mütevazı olmayı bırak. Neler atlattığının hala farkında değilsin. Arkadaşlarım dayım olduğunuzu anlayınca görmeliydiniz havamı. Gelip görecekler sizi. Hani çok korkmuştunuz, saçmalamıştınız? Ağlayıp sızlamadım. Yalvarmadım. Ama korktuğumu söyledim. Çünkü gerçeği buydu. Arkadaşlar dedi ki, mahkeme ilk defa birine gerçekten saygı duyuyordu. Bu yüzden beraat vermişler. Tabii ki saygı duyacaklar. Ayrıca Emin mahkemeye hedef olarak bildirilen kişiler arasında değildi. Peki, Perihan korkmadı mı? Yiğittir Perihan teyzen. Ben çok korktum. Bu korkunun altında ezilmediysem... yaptığım işin kimseye kesin kötülük etmediğine inandığımdandı. Başka türlü davransam... kendime karşı sorumlu düşerdim. Bu sorumluluk felsefene bir türlü akıl erdiremiyorum. Kerim'den haber var mı Murat? Yok. Valla bilmem ki. Sınır dışında çıktı herhalde. Sanmam. Polis çok emin çıkmadığına. Emir var, görüldüğü yerde vurulacak. Neler düşündüğünüzü çekinmeden söylemeniz bize umut verdi. Korkmamanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu sözleri hak edecek kadar cesur davranmadım. Bu kadar alçak gönlü olmayın. Rahmetli neden muhalifti? Neydi alıp veremediği? Muhalif olması, bazı sorulara cevap bulamamasından. Ne gibi? Rica ederiz, yazmayız, emin olun. Gelişigüzel söyleyeceğim.
Dedi ki... Halifeliğin kaldırılması bizden çok. Müslüman sömürgeleri olan devletlerin işine gelmedi mi? Çok ilginç. Başka? Başka... Dedi ki... Halifelik sürülüp çıkarılırken... Fener Patrikhanesi İstanbul'da neden bırakıldı? Hay Allah! Sahi! Tekkeler kapatıldığı halde... Mason localarına niçin dokunulmalı dedi. Çok garip, gerçekten de. Osmanlı'nın bazı iyi yönlerini reddettik. Dış borçlarını niye yüklendik dedi. Kendisini ele verdiğimden. Belki dövüşmesini bile önledik. Başımızı derde sokmamak için dövüşmemiştir. İyi misin? Ne yapıyorsun burada tek başına? Karanlıkta. Dövüşmeye kalksaydı... Kan dökülseydi... Bırakmazlardı bizi kolayca. Süründürürlerdi. Rahmetliye kötülük etmişiz gibi bir anlam var bu söylediklerinde. Yoktur bunun sonu. Ne yaparız hepimiz böyle düşünürsek? Çok düşündüm. Sorumluluğu ancak hür insan duyar. Hürlüğü arttıkça sorumluluk artar. Anlıyor musun niçin uyuyamıyorum gecelerdir? Hayır, hiçbir şey anlamıyorum. Yapma. Topla kendini. Çıkar aklından bunları. Delireceğim. Çıldıracağım. Allah'ım bize yardım et. Kurtar bizi bu azaptan. Kim olabilir bu saatte? Sus! Sus, ben bakarım. Kimmiş? Yok bir şey, yok! Ne demek? Saat neredeyse üç! Kimdi Perihan? Neydi istedi? Öteki gelmiş. Kerim bey, almadım içeri. Göz altında bu ev dedim. Bir de şey dedim, para lazımsa verelim dedim. Olmaz Perihan! Koş hemen aç! Al içeri, düşünelim ne yapacağımızı. Hayır, hayır alamam! Dur, sen karışma! Arkasına düşmüşlerdi, düşün bunca zamandır çektiğin azabı! Tamam, düşünürüz! Hele açalım önce! Olmaz! Açmayacağım! Bağırırım! Kıyameti koparırım! Aranan eşkıya burada derim! Hayır! Hadi o yüzüne bak! Çektiğin şu azabı düşün bunca zaman! Saçmalama! Ben o azabı kıstırılmış insanlara kapıyı daha kolay, daha çabuk açmak için çekiyorum! Yemin ettim! Tamam, ben açacağım! Sen duymamış olursun! Hayır! Bırakmam! Çekil yolumdan! Çekil dedim! Hayır! Çekil be! Dur hemen! Dinle! Boşuna zorluyorsun. Çıktı buradan aradığın dedim. Biz yeni taşındık dedim. Gitti çoktan. Çoktan.
Dur! Kimsin? Nereye gidiyorsun? Hüviyetini görelim. Kerim Bey bu, teslim ol! Dur, kaçamazsın, teslim ol! Arkadaş, Emin'i arayan arkadaş sen misin? Emin'i arayan arkadaş sen misin? Ben buradaydım. Evdeydim. Keşke... Rahatsızlık vermek istemedim. Hayır, hayır ölme! Ben buradayım. Ben buradayım. Buradayım ben. Ne kadar dertliyim bilsen, acımıyor musun sen? Hasretin kalbimi neden yorsun? Gelmiyorsun, gelmiyorsun. Dönmeyecek misin geri? Ey yeşil gözlü peri, gözüm yolda bekliyorum her gün. Bir öksüz gibi bugün. Gel ki gönlüme neşe saçılsın. Bir gülüşünle güller açılsın. Kuşlar söylesin hep sana şarkı. Cennetten farkı. Gözümün yaşı dindir. Artık beni sevindir. Saplansın derin derin senin uzun kirpiklerin. Karanlık sardı